İyi günler. Kolonoskopi öncesinde hastanın nasıl hazırlanması gerektiği ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Hastanın kolonoskopiye gelmeden önce bağırsak temizliğini planlamamız gerekiyor. Bu planlamada özellikle son 2 gün içerisinde, yani işlemin yapılmasından önceki 2 gün, bazı hastalar için 3 gün olabilir, katı gıda alımının durdurulması gerekiyor. Katı gıdadan kasıt et, ekmek, pilav, makarna, sebze, meyve tarzında olan katı gıdalar alınmaması lazım. Özellikle sulu gıdalar alınması gerekiyor. Bu sulu gıdaları sayacak olursak çorba, su, süt, yoğurt, ayran, sütlaç, muhallebi, komposto, en fazla püre tarzında alınabilir. Bu beslenme şekli işlem yapılmasından bir gün önce akşam saat 8 civarında, saat 20 civarında durduruluyor. Arkasından saat 21 civarında bu şişe verilecek ise benzeri ilaçlar da verilebiliyor. Genelde bunu kullanıyoruz ve bunu tarifi daha çok yapabiliriz. Saat 21 civarında bu şişe içilmesi gerekiyor. Bir seferde içilebileceği gibi 10'ar 15'er dakikalar arasında içilebilir ve bitirilebilir. İkinci şişe saat 22'de, yani saat 10 civarında akşam alınacak. Bu da bitirildikten sonra aradan geçen 2-3 saat sonrasında İshal başlıyor. İshal sabaha kadar, hemen hemen sabah 3'e kadar devam ediyor. Bu süre zarfında hastanın mutlaka su içmesini tavsiye ediyoruz. Bu su içme olmadığı takdirde hastada tansiyon düşüklüğü veya fenalık ortaya çıkabilir. Bu tür bir kullanımı, örneğin 70-80'li yaşlarda genel durumu düşkün, tuvalete zor kalkan, gidip gelmesi zor olan kişilerde ya da az dozlarda ya da gün içerisinde yiyecek şekilde kullanabiliyoruz. Onu hastalara özellikle anlatıyoruz. Bunlar saat 21'de 22'de içildikten ve arkasından ishal gelişip de su alındıktan sonra ertesi sabah saat 5'e kadar su alındıktan sonra durduruluyor bu su alınma işlemi. Ondan sonra aç karnına, yani herhangi bir şey yiyip içmeden saat 9-10 civarlarında veya 11 civarında hastaneye geliniyor. Hastaneye gelindiğinde bunlardan, yani lamanlardan 4 adet veya 3 adet kadarı bize ulaştırılıyor. Bu hemşire tarafından hastadan laman olarak makattan uygulanıyor. Temizlik tamamlandıktan sonra ise hastaya işlem uygulanabiliyor.